Kiraların arşa çıkmasıyla birlikte ev sahibi kiracı kavgaları katlandı. Show Haber ekibi o kavganın son adresine gidip iki tarafa da mikrofon uzattı. İşte bir annenin çaresizliği ve mülk sahibinin söyledikleri. İnsan burada sonuçta kiracı almaksa şimdi. Yok. Nereye çıkayım? Yok. Trafo ışığında oturuyorum. Direklerin ışık versin de ışıkta oturayım. İki engelli evladı bitmek tükenmek bilmez dertleri vardı. Ev sahibi de çık deyince hayatı büsbütün karardı. 15 gündür karanlıkta yaşıyorum. İşi hasret kaldı. Gönül Çeper iki oğluyla birlikte Esenyurt'taki bu dairede yaşıyor. 1000 lira kira ödüyordu. İddiaya göre geçtiğimiz ay ev sahibi bu kirayı 3500 liraya çıkarmak istedi. Ama çaresiz annenin o kirayı ödemesi imkansızdı. Ben 2 milyar verdim, kabul etmedi. 3,5 çok dedim buraya. Yok çıkacaksın dedi, senin param falan da istemiyorum. Gönül Çeper ne derse desin ev sahibi geri adım atmadı. Tabii çıkacak ya, ne edecek ya? Mecbur çıkacak. Ya ayıp değil ya. Burada insan yaşıyor. Burada insan. 10 milyon da verse biz bırakmazız onu buraya. Bir yıllık mukabele yapmışlar. Bunda 3 ay önce mukabelenin şeyi bitir. 2 ay yine bedava otur. Benim evimi tercih. Ben torunum. Gelecek buraya. Ev sahibinin oğlu 2 hafta önce Gönül Hanım'ın kapısına dayandı. Çık dedi. Babam seni çok kötü kafaya koymuş dedi. Çıkacaksın dedi. Nereye çıkayım? Kış ayı geldi. Defolup gideceksin diyorlar. Nereye gideyim ki bilmiyorum. Ardından da elektrik panosunu yerinden söktü. Sesini duydum, gittim baktım panoyu çıkarmış. Askala doğalgazı da patladı. Sıddık Yılmaz kiracısının iddiasını yalanladı. Elektrik panosu da bilmem kaldırmışlar, doğru mu söylemiş, bunları söylemiş de benim haberim onda yoktur. Elektrik panosunu kim söktüğünü biliyor musun? Sana kaç kere... Ya ben ne bileyim, git hani. Oğlu söktü, aynı günde polis çağırdım zaten ben. Amca yalan söylemiş. Şimdi sen doğrusun, ben yalan söylerim he. Gönül Çeper ev sahibinden şikayetçi oldu.